Açtım, Yusuf suresi 19 çıktı. Maşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bir yolcu kafilesi geldi. Mehdi'yi arayacak kafileye işaret. O çeşitli ülkelerden çıkan alimler diyor. Mehdi'yi ararlar diyor hadiste. Maşallah, evet. İnşallah. Sucularını gönderdiler. Sucularını gönderdiler. O da kovasını sarkıttı. Maşallah. Kova çağı. Kova çağı. Şubat. İnşallah. Hey müjde. Bu bir çocuk dedi. 19. ayet. 12. sure 19. ayeti. Hey müjde. Mehdi ile müjdelenin. Hadisinin maşallah bir yansıması ayette bak. Hey müjde. Bu bir çocuk dedi. Mehdi'ye işaret inşallah. Biz ikinci işare anlamını söylüyoruz ayeti. Ve onu ticaret konusu bir mal olarak sakladılar. Oysa Allah yapmakta olduklarını bilendi. Onu ucuz bir fiyata, sayısı belli, birkaç dirheme sattılar. Onu pek önemsemediler. 20. 19 ve 20. ayet. Mehdi'yi de önemsemeyecekler. Fark edemeyecekler başlangıcında. Gençliğinde, çocukluğunda ve faaliyet çağlarında, yani faaliyetinin gençlik yıllarında, faaliyetinin çocukluk yıllarında onu önemsemeyecekler ve tanıyamayacaklar. Hadislerde de açıkça var. Onu satın alan bir Mısırlı karısına onun yerini üstün tut. Umulur ki bize bir yararı dokunur ya da ona elat ediniz dedi. Böylelikle biz Yusuf'u yeryüzünde yerleşik kıldık. Ona sözlerin yorumundan öğrettik. Çok güzel yorum yapıyor Hazreti Yusuf. Yorumu yapan kim? Allah. Allah. Ne diyor Allah? O güzel yorum yaptı demiyor bak. Ona sözlerin yorumundan öğrettik. Ben öğrettim diyor Allah. Maşallah. Ben söylettim diyor. Allah emrinde galip olandır. Bir şeye hüküm verdi mi yapar. Ancak insanların çoğu bilmezler. Hep böyledir insanların çoğu. Akledemez, çoğu bilmez. Dünyadaki bozukluğun sebebi de o. Ergenlik çağına erişince kendisine 22. ayet. Ergenlik çağına erişince kendisine hüküm ve ilim verdik. Hüküm, hüküm verme yetkisi, hakimlik. Mehdi'nin vasfı ne? Hakimlik, hüküm verme yetkisi var. Mehdi'ye hüküm veriliyor. Hükmetme yetkisi, hakimlik yetkisi. Hüküm ve ilim. Nasıl bir ilim? Vehbi bir ilim. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Demek güzel ahlaklıysa bir insan, Allah ona yardım ediyor. İnşallah. Evinde kalmakta olduğu kadın. Hani kadınlarla beraber odanamıyordu, konuşulamıyordu, yüzüne bakılamıyordu. Peygamber bak. Peygamber bir kadınla aynı evde. Tabii. Yalnızlar. Beraberler. Evinde kalmakta olduğu kadın. Peygamber harama mı girdi burada? Yok. Helal olduğu için kalıyor. Kadın ondan murad almak istedi. Cinsel ilişkiye girmek istiyor kadın. Ve kapıları sımsıkı kapatarak, yani başka bir kişinin içeriye girmesini istemiyor. Sadece ikisinin baş başa kalmasını istiyor. İsteklerim senin içindir. Gelsene dedi. Yani cinsel ilişkiye girmek istediğini açık açık söyleyerek onu cinsel ilişkiye davet ediyor. Yusuf Allah'a sığınırım dedi. İffetli olduğu için kabul etmiyor. Cinsel ilişkiyi kabul etmiyor ama aynı evde. Konuşuyor, sohbet ediyor, beraber yaşıyorlar. Fakat cinsel ilişkiye girmiyor. Çünkü o benim efendimdir. Yerimi güzel tutmuştur.
Gerçek şu ki zalimler kurtuluşa ermez. Allah'tan korktuğu için, bunun bir zulüm olduğunu düşündüğü için gayrimeşru cinsel ilişkiye girmiyor. Helaliyle olsa girerim diyor. O anlamı bu. Ama haram bir fiile girmem diyor. Çünkü nikahlısı değil. Ama aynı evde yaşıyor. Konuşuyor, sohbet ediyor, iç içeler. Müslüman demek ki ölçüsü bu olacak. Konuşabilir, sohbet edebilir. Ancak gayrimeşru cinsel ilişkiye girmez. Harama girmez. Andolsun diyor Cenab-ı Allah, kadın onu arzulamıştı. Çünkü Yusuf küçük yaşta alıyorlar. Yetiştikten sonra olgun çağını gösterişli oluyor. Serpildikten sonra kadın ondan artık etkilenmeye başlıyor. Tahrik oluyor. Yani onu ele geçirmeye çalışıyor. Çocukken öyle bir şey yok. Andolsun kadın onu arzulamıştı. Eğer Rabbinin zinayı yasaklayan kesin kanıt burhanını görmeseydi, o da Yusuf da onu arzulamıştı. Yusuf da onu arzuluyor diyor Cenab-ı Allah. Yani onunla ilişkiye girmek arzuluyor, istiyor kadına beraber olmayı arzuluyor. Beğeniyor kadını. Ama harama girmiyor. Böylelikle biz ondan kötülüğü ve fahşayı geri çevirmek için ona delil gönderdik. Hüküm, Allah'ın hükmünü. Çünkü aksi fuhuş olur. Helal değil. Ama etkilenmiş kadından. Etkilendi diyor Cenab-ı Allah. Hoşuna gidiyor, beğeniyor. Aynı yerdeler. Çünkü o muhlis kullarımızdandı. Halis, samimi. Candan. Bir kadından konuşulmaz diyenler buradaki ayeti görecekler. Bu ayete göre, onların kafasına göre Hazreti Yusuf harama girmiş. Halvet olmuş onların kafasına göre. Allah harama girdi demiyor burada. Afif olduğunu söylüyor. Suç işlemedi diyor. Ama işte malum zihniyete göre de bu haram Hazreti Yusuf'un yaptığı. Yani alenen harama girdiği kanaatinde. Çünkü kadınla yalnız, baş başa konuşuyor, iç içe yaşıyor. Değil mi? Tabii, arzulamış. Evet. Arzulamış da ayrıca. O zaman onların kafasına göre halvet de var. Göz zinası da var. Çünkü görmeden arzulaması mevzu var. İşte görüyor zaten. Konuşuyor ve görüyor. Konuşması da var, görmesi de var. Bakıyor kadına. Bakmış, görmüş, beğenmiş, evet. Arzulamış ama cinsel ilişkiye girmemiş. Girmiyor. Kardeşlerimize göre bu nedir? Bazı arkadaşlara göre halvet, haram. Allah da harama girmediğini söylüyor. Biz kime inanırız? Allah'a inanırız. İnşallah. Kapıya doğru ikisi de koştular. Birkaç kere tekrarlamam nedeni Peygamberimiz sünnetidir. Yani mühim konular 2-3 kere peygamber tekrarlıyor, 3 kere tekrarlıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kapıya doğru ikisi de koştular. Yani Yusuf dünya tatlısı, o önde kaçıyor, koşuyor. Kadın da peşinden onu kovalıyor. O tatlılığını artık düşürmek lazım. Canavliyle. Evin de büyük bir ev olduğu anlaşılıyor. Yani küçük bir oda olmadan anlaşılıyor. Çünkü koşması için hız alması gerekiyor. Yani öyle 3 metre, 4 metre bir ev değil. Yani büyük bir ev olduğu anlaşılıyor. Koştular kadın ama kadın da yaman bir kadın yani. Normalde onu yakalayamaması lazım. Çünkü genç, yetişkin de bir delikanlı. Çok atletik Hazreti Yusuf. Evet. Yani harikulade güzel bir insan. Can havliyle bütün hızıyla koştuğu halde kadın onu yakalıyor. Yani kadın da çok yaman. Yani normalde yakalayamaması evet, lazım. Tabii. Kadın gömleği arkadan çekip yırttı. O şehvetin hırsıyla, yani kadın hırsını da gösteriyor Cenab-ı Allah. Yani o hırs ona muazzam bir güç vermiş oluyor. Çünkü normal, yakalanmaz normalde. Bir de gömleği yırtması çok acayip. Yani
devrim kumaşları bayağı kuvvetli kumaşlar ve yani bir gömleği tutup yırtmak kolay iş değildir. Tabii. Çok çok zordur. Gömleğini tutuyor. O fakat Hazreti Yusuf'un da çok kuvvetli olduğu anlaşılıyor. Yani ikisi de çok kuvvetli gördüğüm kadarıyla. Çünkü o kaçmak istiyor, o da çekiyor. Evet. Çektiğinde yırtıp gömleğin parçası elinde kalıyor. Tam kapının yanında kadının efendilisiyle karşılaştılar. Allah kaderde öyle planladı değil mi? Öyle yarattığı için özellikle Allah karşılaştırıyor. Kadının kocasıyla karşılaştılar, efendisiyle. Kadın dedi ki, ailene kötülük isteyenin zindana atılmaktan veya acı bir azaptan başka cezası ne olabilir? Böyle küfürdeki insanlar şehvetini elde edemediğinde çok azgınlaşır, çok çirkefleşir, cinayete kadar vardırabilirler. Yani çok kahpe ve alçaktır küfür. Çok şerefsizdir. Mesela bak geçenlerde dün bir genç kızı, Müslüman bir genç kızı, başörtülü hanım bir kız tecavüz edip bir ahlaksız şehit etmiş çocuğu. O işte şehvet anında aklının kapanmasından yani şeytani bir deliliğe bürünüyor. Ve şeytani bir azgınlığa bürünüyor. Onun için şehvet bürüyen insanlarda eğer imansızsa, küfür ehlindense birçok vakada, çoğunda kahpe bir yırtıcılık, bir alçaklık ruhu, bir cinayete eğilim, bir kahpe karakter gelişir. Kadın dedi ki bak ailene kötülük isteyenin, lan sen istiyorsun kötülüğü, sen yapan sensin, evet. O mu yapıyor Hazreti Yusuf mu yapıyor, değil mi? Ailene kötülük isteyenin, bak adamı orada gaddarlığa ve zulme teşvik etmeye çalışıyor. Zindana atılmaktan, bak nasıl bir anda, hani seviyordun? Küfür sevgisi işte bu tarz oluyor. Evet. Birçoğu böyledir. Zindana atılmaktan, demek ki şehvet gözlerine bakmışsın. Bak bir anda alçakça kahpe bir ruha dönüşüyor uslup. Veya acı bir azaptan başka cezası ne olabilir? Bir de canını yaktırmak istiyor. İşkence. Veya acı bir azaptan başka. Cezası ne olabilir? Yusuf dedi ki, onun kendisi benden murad almak istedi. Kendisine cinsel ilişkiye girmek istediğini söylüyor Yusuf. Kadının yakınından bir şahit şahitlik etti. Her yerde böyle bir derin devlet olur. Hak olarak bazen. Hak olarak yani. Devletin içinde böyle insanlar olur. Eğer onun gömleği ön taraftan yırtılmışsa bu durumda kadın doğru söylemiştir. Kendisi ise yalan söyleyenlerdendir. Yok eğer onun gömleği arkadan çekilip yırtılmışsa bu durumda kadın yalan söylemiştir ve kendisi doğru söyleyenlerdendir. Bu ona bildirildiği anlaşılıyor bu şahsa. Evet. Yani Hızır'ın orada görevde olduğu anlaşılıyor. Orada herhangi bir insan gibi görünüp bilgi veriyor. Çünkü bu hüküm çok tehlikeli bir hüküm. Evet. Yani rahatça önden de yırtabilir kadın. Evet. Çeker yırtar gömleğini. Evet. Ve orada biter o. Tabii. Ama onu kurtaracağını bilerek söylüyor bunu. Bilgisi var olduğu anlaşılıyor. Allahu alem. Onun gömleğinin arkadan çekilip yırtıldığını gördüğü zaman kocası doğrusu bu sizin düzeninizdendir, biridir. Ama demek ki delalet içinde olan kadınlarda, küfür içinde olan kadınlarda, genel olarak toplumda biliniyor bu tip bir karakter. Çünkü bak bilinen bir şey, adam şaşırmıyor diyor ki, doğrusu bu sizin düzeninizdendir. Alışmış. Yani zaten yapıyorsunuz bunu, düzeninizdendir. Yani düzen kurmayı biliyorsunuz ya, yani samimiyetsiz üslubunu söylüyor. Gerçekten sizin düzeniniz büyüktür dedi diyor.
eğer Allah'tan korkmuyorsa, acımasızsa, ahlaki kişiliği bozuksa, kadın çok tehlikelidir. Erkek de çok tehlikelidir. Aynı şekilde, aynı ahlaktaki erkek de tehlikelidir. Her türlü kahpeli, her türlü çirkin şey yapabilir. Her vaka için demiyoruz ama büyük bölüm böyledir. Gerçekten sizin üzeriniz büyüktür dedi. Yusuf diyor o evin sahibi olan şahıs. Sen bundan yüz çevir. Bundan konuşma diyor. Bağlantını kes. Bir çözümdür bu. Yani çünkü konuşmaya devam ederse yine olay çıkar. Yine konu çıkar. Onun için görüşmemek çözüm. Sen de günahın dolayısıyla bağışlanma dile. Adam dindarmış baksana. Evet. Maşallah bak. Sen de günahın dolayısıyla bağışlanma dile. Günaha girmek istediği için, iftira attığı için günahkar olduğuna kanaat getiriyor. Yani zina ettin demiyor. İftira attığı için ve zinaya azmettiği için tövbe etmesini söylüyor. Doğrusu sen günahkarlardan oldun. Şehirde bir takım kadınlar Aziz'in karısı kendi uşağının nefsinde murad almak istiyormuş. Kadınların böyle cinselliği, cinsel gücü, bu tip şeyler birçok kadını çok ilgilendirir. Ta eski zamanlardan beri. Onun dedikoduları olur işte. Aslında güzel kadın değil falan. Ama işte çok etkileyici ama işte şöyle böyle. Ama konu hep cinsellik üstünedir dedikodu. Mesela şu anda da gazetelerde falan dikkat ederseniz birçok ünlü şahsiyetin hep cinselliğinin üstünedir hikayeler, konular. İnsanların birçoğu bu konuda eziktir. Problemlidir birçok insan. Onun için böyle güçlü insanları kıskanırlar. Yahut cinsellikle ilgili hikayeleri çok meraklı olurlar. Onları öğrenmek isterler, duymak isterler. O devirde de bu var. Bak diyor ki kadın, şehirde bir takım kadınlar Aziz'in karısı kendi uşağının nefsinden murad almak istiyormuş. Cinsel ilişkiye girmek istiyormuş. Hiç üstlerine vazife değil normalde ama. Onu önemli bir konu olarak ele alıyorlar. Öyle ki sevgi onun bağrına sinmiş. Halbuki bu bir sevgi değil, şehvet. Kaba şehvet. Doğrusu onu açıkça bir sapıklık içinde görüyoruz. Yani o cinsi sapıklıkla itham ediyorlar. Hayır doğru da ama onların üzerine vazife değil. Yani onları da çok ilgilendiren böyle bir flash konu olarak sosyal açıdan sanki böyle sarsıcı bir konu gibi ele alıyorlar. Kadın da bak onu etkilemeye çalışırken adamı ailene kötülük isteyenin diyor bak kurnazlığa bak ailene. Adamı o yönden yaklaşıyor. Aile, anne, baba, karısına göz koyan işte bak işte çocuklarının annesi oradan onu tahrik etmeye, ona karşı kışkırtmaya çalışıyor. Kadın onların düzenlerini işitince dedikodu sistemi kadın arasında cahiliyede çok yaygındır. Cahiliye mantığında. Allah'tan korkmayanlar da bu yaygın. Hepsinde olmasa da birçoğunda var. Onların düzenlerini işitince bak dedikodu hemen oraya geliyor. Ondan ona normalde haberin ona gelmemesi lazım. Kendi aralarında konuştularsa gelmemesi lazım ama fısıltı gazetesinin ona kadar hemen ulaşıyor. Onlara bir davetçi yolladı. Kadına gençten bu konuları halletmek için birçok yerde mesela toplantı yaparlar, şey yaparlar, efendim gün yaparlar, dedikodu meclisleri oluştururlar. Orada onlara cevap verirler, rakipleri gelir onlarla yüzleştirirler. İş güç olmadı mı da Allah vermesin, boş işlerine uğraşırlar. Oturup dayanacakları yerler hazırladı. Her birinin eline bıçak verdi. Ama kadınları tahrik etmeyi amaçlayan bir hazırlık yapmış. Yani Kur'an burada çok kapalı bir üslupla onu anlatıyor Cenab-ı Allah Kur'an'da. Kadınların o seksüel dürtülerini, cinsel arzularını tahrik edecek bir hazırlık yapıyor kadın. Yani onları da baştan çıkarıp, onları tahrik edip ben haklıyım mantığına getirecek.
Buradaki açıklamalar ona yönelik ama şu an ben onlara detaylı anlatmak istemiyorum. Sonra yeri gelince anlatırım. Hazreti Yusuf'a da Cenab-ı Allah çık, o kadın diyor ki çık diyor, onlara görün dedi. Çık diyor, onlara görün. Şimdi Yusuf'a emir veriyor adam ama Yusuf'un yapacağı bir şey yok. Yani mahkum o gibi orada, mecbur. Çünkü bak çık diyor, emir veriyor kadın ona. Onlara görün. Hazreti Yusuf gidip kendini onlara, kadınlara gösteriyor. Kadınlar onu görüyor. Kadınlar ona bakıyor. Yusuf da kadınlara bakıyor. Göz zinası mı yaptı Yusuf, Hazreti Yusuf? Haşa. Onların dediğini görüyor, öyle oluyor. Evet. Ne kadar kadın olursa olsun zaten yine halvet olur diyor. Bir erkek olması gerekir diyorlar. O zaman halvet de olmuş oluyor. Bir daha bir halvet daha olmuş oluyor. Göz zinası da olmuş oluyor onların kafasına göre, haşa. Böylece onu olağanüstü güzellikte görünce, tabi güzelliğinden çok çekiciliğinden etkileniyorlar. İnsanüstü bir varlıkmış gibi gözlerinde büyüttüler. Şaşkınlıktan ellerini kestiler. Yani eli ayağı boşanıyor kadınların şehvetin etkisiyle. Kontrolsüzler yani şehvette hakikaten kas kontrolü zayıflar. Dikkat, irade ve konuşma kontrolü de kaybolur. Onun için yani suç işleyenler de o yüzden daha kolay suç işlerler. Yani mantıklı olmazlar. Ellerini kestir ve Allah'ı tenzih ederiz. Ama yine de kadınlarda bir dindarlık var. Bu bir beşer değildir. Bu ancak üstün bir melektir dediler. Yani bu kadar etkileyicilik, hayret verici diyorlar yani bu kadar. Maşallah. Yani kadınların nefesi kesiliyor. Maşallah. Çünkü bir ilahi, rahmani bir tecelli var üstünde. Muazzam bir tecelli var. Kadın ona bir mana veremiyorlar. Yani bu elektrik, bu etkileme gücü nereden geliyor? Onu şimdiki tipler aura diye açıklıyorlar. Yani muazzam bir etkileme gücü var. Yani görür görmez kadınlar etkileniyorlar. Kadın dedi ki, beni kendisiyle dolayısıyla kınadığınız erkek işte budur. Siz beni kınıyordunuz diyor, işte budur diyor. Andolsun onun nefsinden ben murad almak istedim diyor kadın. Söylüyor. Açıkça söylüyor. Cinsel ilişkiye girmek istediğini söylüyor. O ise kendini korudu. O istemedi diyor, korudu diyor. Ve andolsun diyor kadın, yemin ediyor. Eğer o kendisini emrettiğimi yapmayacak olursa, emrettiğini söylüyor cinsel ilişkiye girmesini. Yapmayacak olursa mutlaka zindana atılacak ve elbette küçük düşürülenlerden olacak. Yani zindanda da küçük düşürüleceğini söylüyor ayrıca. İşte kıyafetiyle, konduğu yeri itibariyle, yapılacak muamele itibariyle, çünkü çok acımasız davranılacağı anlaşılıyor. Sırf zindan değil bak, küçük düşürülenlerden olacak. Yusuf dedi ki, Rabbim zindan bunların, bak bunların diyor, bir tek o değil, ekibin, bunların beni kendisine çağırdıkları şeyden, şimdi tek kadınken öbür kadınlar da istiyorlar Hazreti Yusuf'u. Hepsi istiyorlar yani, bütün kadınlar istiyorlar. Bunların beni kendisine çağırdıkları şeyden bana daha sevimlidir. Zindan daha sevimli bana diyor, zinadan. Ben yapmam zina diyor. İşte Müslümanın imanı, aklı böyle çok güçlü olur. Çelik gibi de iradesi olur maşallah. 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 Kurdukları düzeni benden uzaklaştırmazsan, kurdukları düzen bak, kurduğu düzen demiyor. Kurduk, şimdi düzenin çapı genişlemiş. Evet. Diğer kadınlar da işin içine girdiği için kurdukları düzeni benden uzaklaştırmazsan, onlara, ona değil, onlara, bütün kadınlara, kalabalık bir kadın kitlesine, onlara korkarım eğilim gösterir, böylece cahillerden olurum. Yani onlarla böyle bir ortam meydana gelirse zorla diyor ilişkiye girmeye kalkarlar. Allah esirgesin, ben de o belanın içine girebilirim diyor. Zorla ilişkiye girerlerse kendimi koruyamayabilirim ben diyor. Ve dolayısıyla haram bir fiilin içine düşerim diyor. Allah size gelsin. Allah'a sığınıyor. Böylece Rabbi duasını kabul etti. Bak Müslüman iradesini görüyor musun? Evet. Köşk
ev, muhteşem yiyecekler, muhteşem ortam ve kadın da çok çekici, cazibeli ve diğer kadınlar da çekici ve güzeller. Ben hapishane istiyorum diyor, zindan istiyorum diyor, istemiyorum diyor, harama girmek istemiyorum ya Rabbi diyor. Ve onların hileli düzenlerini, bak düzen değil, hileli düzen, hile yaparak, oyun oynayarak onu elde etmeye çalışıyorlar. Hileli düzenlerini kendinden uzaklaştırdı. Cinsel ilişkiye girmek için hileli düzen kuruyorlar Hazreti Yusuf'a. Ama Cenab-ı Allah kendisinden uzaklaştırdı diyor. Çünkü o işitendir, bilendir. Allah işitiyor ve bilendir diyor. Sonra onlarda Yusuf'un iffetine ilişkin delilleri, bir bak sırf bir o değil, delil, deliller diyor ayet. Çok delil var mesela gömleğin, kendi ifadesi var, samimi ifadesi var, kadınların içinde yaptığı kadının kendi şehadeti var, itiraf ediyor kadın. Delilleri görmelerinin ardından, mahkemede değil mi, birçok delil su kullanılıyor. Delilleri görmelerinin ardından mutlaka onu belli bir vakte kadar zindana atmak görüşü ağır bastı. O zamanlar hukuk diye bir şey yok. Siyaset hukuka hakim olmuş. Derin devlet yapılanması var. Dolayısıyla gerçek hukuk yok. İftira aynan istediklerinde istediği kişiyi hapse atabiliyorlar. Oyun oynayabiliyorlar. Onu yaparken de herhangi bir vicdan rahatsızlık duymuyorlar. Delile de gerek duymuyorlar. Yani hapse koyuyorsun. Neye göre yaptın? Yok, cevap yok işte. Öyle gerek dediğim koyuyorlar hapse. Onunla birlikte iki genç zindana girmişti. Biri, ben rüyamda kendimi şarap sıkıyorken gördüm. Öbürü de ben de kendimi başımın üstünde ekmek taşıyorken gördüm. Kuş da ondan yemekteydi dedi. Bunun yorumundan bize haber ver. Doğrusu biz seni iyilik yapanlardan görmekteyiz. Şarap ve ekmek biliyorsunuz Hristiyanlıkta kutsal olarak addedilir. Onların inancında. Burada benim gördüğüm bazı şifreler var. Ama bunu anlatmak için şimdi biraz erken. Dedi ki size rızıklanacağınız bir yemek gelecek olsa ben mutlaka size daha gelmeden önce onun ne olduğunu haber verebilirim. Bu Rabbim bana öğrettiklerindendir. Bir ilimle bu bilinebiliyor. Yani bir olay Cenab-ı Allah'ın bildirmesiyle olmadan önce, kısa bir süre önce şehadet alemine giriyor ve bilinebiliyor. Allah'ın bildirmesiyle inşallah. Bu Rabbim bana, bak bu Rabbim bana öğrettiklerindendir. Şimdi de mesela bir denemeden bahsediyoruz geçenlerde. Adam bir şey tasarlamadan önce beyninde, değil mi? Evet. İlgili, efendim? 6 saniye önce kaslara emir gitmiş oluyor zaten. 6 saniye önce kaslara emir gitmiş oluyor. Evet. Daha o düşünmeden. Evet. Doğrusu ben Allah'a iman etmeyen, ahirete tanımayanların ta kendileri olan bir topluluğun dinini terk ettim. Bak, doğrusu ben Allah'a iman etmeyen, Allah'a iman etmiyor. Darwinistler, materyalistler ne yapıyorlar? Allah'a iman etmiyorlar. Ahirete tanımıyorlar. O topluluğun inancını, dinini ben terk ettim diyor. Yani kabul etmiyorum diyor. Darwinist, materyalist sistemi kabul etmiyorum diyor. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakup'un dinine uydum. Yani İsrail'in dinine uydum. Yakup. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamız bizim için olacak şey değildir. Bu bize ve insanlara Allah'ın lütuf ve ihsanındandır. Ancak insanların çoğu şükretmezler. Ben bunu mahkemede delil olarak sürmüştüm bu ayeti. 38. ayeti. Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanıyordum ben.
Türk kavmindenim, İslam milletindenim dedim. İslam milletindenim demekle ümmetçilik propagandası yaptığın iddiasıyla, işte 15 yıl münafis cezasıyla, biliyorsunuz önce hapishaneden tımarhaneye 19 ay bir gezintimiz olmuştu. Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin hakimine bu ayeti okumuştum. Millet İbrahim'e ve atalarım İbrahim, İshak ve Yakup'un dinine uydum. Bu burada millet olarak geçiyor ayette. Evet. Benim kastım, yani dinden kastım, milletten kastım aynıdır dedim. Millet demek din anlamındadır. Ben de burada İslam milletindenim derken İslam dinindenim. O anlamda söyledim dedim. Delili de budur dedim, ayet dedim. Yani gittik geldik biz mahkemeye. Yani çok fazla, her ay geliyorduk zincirlenmiş şekilde. Böyle sevk zincirleriyle geliyorduk. Benim avukatım her seferinde tahliye talibinde bulunuyordu. Her seferinde ret. Sonra en sonunda hakim çağırmış avukatı. Oğlum demiş, bu siyasi dava demiş. Onun için tahliye talebinde bulunma demiş, hiç boş yere demiş. Yani bu şekilde devam edecek demiş. Yani bizim hani uygun gördüğümüz bir zamana kadar gibisinden. Evet, bu kadarıyla bayağı devam etmişti o zamanlar. 19 ay kadar devam etmiştim. İrem hocam, buyurun sizi dinleyelim. İnşallah hocam. Maşallah, hayranlıkla dinliyorum hocam. Evet, çok iyi. Allah razı olsun. Yusuf suresini kaçıncı okuyuşunuzdur? Her seferinde bambaşka bir hikmetli ve çok güzel açıklıyorsunuz. Değil mi? Yeni ilave açıklamalar, evet. Evet, ki ilk defa o anda da ilk defa, ben de ilk defa okuyorum. Evet hocam. Maşallah. Ya daha önce tasarlıyor değilim. Evet, çünkü herhangi bir sayfa açıyorum zaten, evet. Görüyorsunuz. Tabii. Maşallah. Evet, maşallah. O Allah'ın ilhamı.